anneler günüm kutlu olsun. Canım anacığım, aşkım, bir tanem. Sağ ol. Biricik sevgilim. Sen de cennet âlâ yerim olsun inşallah. Sandalye çekin. Ayağız hanım canım, vay. Ben İsmail Küçüközen. Annem 1932 doğumlu. Bucak doğumlu. Rahmetli babam Çete Hacı Musa Küçüközen 1339 doğumlu idi. 2008 yılında rahmetli oldu. Rahmetli olmadan 3 gün önce bana emanet etti. Dedi ki emaneti senin. Ona gözün gibi bakacaksın. Tamam mı? Ne derse yani evin genelkurmay başkanı dedi. Ben ondan bu yana da hep yazılarımda evimin genelkurmay başkanı diye hitap ederim. Öyle lanse ederim. Hatta bizi sevenler, dostlarımız hep selam gönderirken bana şunu söylerler. Genelkurmay başkanına çok selam söylerlerinden öpüyorum. Annemiz 91 yaşında. Evet. Bebek gibi bakıyorsun evet. Dediniz. Kaç kardeşsiniz? Nasıl bir diyalog var aranızda? 3 kardeşiz. Kaç torunu var? 9 torunu var. 10 torunu var. 9 tanesi kız. Bir tanesi erkek. Erkek benim oğlum. Şu anda Adana'da. Mersin'deydi Adana'da şu anda. Ama gelir. Haftada gelmezse 10 güne bir gelir. Nenesinin yanına muhakkak gelir. Çocukları getirip işte nenesiyle daha kaynaşması için birbirlerine falan. Çile bol oluyor. Bir de annemin manevi durumu, maneviyat durumu biraz daha ibadet durumu elverişli olduğu için bazı işte hanımefendiler, ablalar falan gelirler. Annemden işte dua almak için. Ayrıca şimdi ben eskiden fazla çıkamıyordum dışarı. Bizim çocuğumuzun da kivresi, kan kardeşimizin Hasan, eşi. İki tane dünya güzeli yeğenimiz var. Anneme can yoldaş. Neler günde yalnız bırakmıyorlar, ben de duygulandırıyorlar. Böyle eş dost, aile olarak geliyorlar. Çocuklarıyla geliyorlar. İşte annemin elini öpmeleri, annemle sohbet etmeleri falan. Ben de duygulandırıyor. Yani duygulanırken de diyorum ki, demek ki doğru yoldayız. Anneme biz ilgilendikçe, anneme sahiplendikçe milletin de dikkatini çekiyor bu. Hani şimdi annesiyle yakından ilgileniliyor, seviliyor, sayılıyor falan. Hele bir de genelkurmay başkanım dediğim zaman millet daha başka bir ayrı bir sevgi besliyorlar. Ayşe Küçüközen. Kaç yaşındasın? 91 yaşındayım. Evet, anneler gününde sabah sandık başındaydın. Şimdi anneler gününü kutluyorsun. Neler söyleyeceksin? Ne Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah utandırmasın. Siz de hoş geldiniz. Sefa geldiniz inşallah canım. Evet. Anneler olarak çok günüm güzel geçiyor. Hele hele şu bir tek oğlum var ya. Oğlum beni hiç anadan rezil etmiyor. Ha çok kızlarım, oğlum var. Yanımda adamlarım var. Hiç rezil etmiyorlar. Allah razı olsun. Allah işleri rast getirsin. Allah hayırlı uğurlu etsin işimizi de. Ben tevhid çekiyorum. Namaz kılıyorum. İştap tez alıp namaz kılıyorum. Tevhid çekiyorum. Cümle Muhammed ümmetinin ruhu için. Tevhid çekiyorum. Ortalığımız iyi olsun. Ortalık kötü olmasın, karışmasın diye canım. Yaşımı bekliyorum, ölümümü bekliyorum. Vatan için dua ediyorum. Vatan için dua ediyorum. Evvel Allah sonra. Yani anne olmak güzel, çok duygusal. Yani iyi ki anneyim, iyi ki bir büyüğümüzün yanındayım. Ya güzel bir duygu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yoruldum.